Anjiyoödem, vücudun bir ya da birden fazla bölgesinin kısa sürede, yani genellikle saatler içerisinde şişmesi, bu şişliğin 24 ya da 48 saat devam etmesi ve de daha sonra kendiliğinden inmesi durumudur. Bu süre özellikleriyle diğer sebeplere bağlı şişmelerden ayrılır. Anjiyoödem bir nevi alerjik şişme olarak da nitelendirilebilir ama anjiyoödemin kökeninde her zaman alerji olmayabilir. Alerjik anjiyoödemde neler sebep olabilir? Genellikle ilaç alerjileri, besin alerjileri, arı sokması veyahut da kimyasal olarak bir maruziyet söz konusu olabilir. Alerjik olmayan anjiyoödemlerde ise çoğunlukla bir sebep bulunamaz. İdiopatik anjiyoödemden söz ederiz bu durumda. Çok daha küçük bir kısmını anjiyoödemin genetik özellikli herediter anjiyoödem dediğimiz bir grup teşkil eder. Evet, oldukça seyrektir ama sonuçları itibariyle çok daha hayati özellikleri olduğu için üzerinde ayrıca durmak gerekir. Anjiyoödemde en sıkıntılı durum vücudun diğer bölgeleri yanında boğazın, yani larynx dediğimiz yutak bölgesinin şişmesidir ki hava almayı engelleyerek asfiksi ya da boğulma gibi bir tabloya yol açabilir ve ani, acil müdahaleyi gerektirir. Herediter anjiyoödem dediğimiz durumda bu müdahale klasik anjiyoödemde yapılan ilaçlarla uygulanan tedavi çoğunlukla sonuçsuz kalır. O nedenle herediter anjiyoödemin de anjiyoödem türleri arasında kesinlikle tanınması ve onun ortaya çıkmasını engellemek için gereken önlemlerin alınması ve böyle bir atak durumunda da bu anjiyoödeme özel olan ilaçların kullanılması oldukça önemlidir.